sen. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله الله على المؤمنين والمؤمنات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar, kahramanlık, yiğitlik, erlik destanı bir var. Bu oyunda gör bizi, geçme sakın Irak'tan. Gözün varsa seçersin bardak arayı aktan. Bir savaş seyri vardır dadaşın her barında, doyum olmaz kör olurum barında. Hepsine sarhoştular, seven sarhoştur elbet, içse de içmese de, dadaşlar ağır ağır bir halka çevirdiler, yurda kurban yiğitler, bu halkaya girdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok saygıdeğer valim, sayın kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanım, hanımefendi, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, konfederasyonumuzun genel başkanı, federasyon başkanlarım, kıymetli muhtarlarım, belediye meclis üyelerimiz, Erzurumlu iş adamlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle, minnetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sultan Gazi bugün bir başka güzelsin. Mübarek şehre ev sahipliği yapıyorsun.
Sultanşehir'den Dadaşlar Diyarı'na selam olsun. Sayın Protokol, geleneksel hale getirdiğimiz Erzurum yöresel günleri Sultan Gazi Belediye'mizle birlikte 5.'sini düzenliyoruz. Memleket özlemini gideriyoruz. Dostluğu, kardeşliği, mutluluğu, Erzurum'un lezzetlerini, kültürümüzü dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel programa vesile olan ve desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen, hep yanımızda olan Sultan Gazi'nin mimarı, çok kıymetli belediye başkanımız, Avukat Abdurrahman Dursun Başkanımıza, huzurlarınızda Erzurumlar adına çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım minnettarım, sağ olun. Değerli Başkanım, yeni kapıyı Sultan Gazi'ye taşıdınız. Halkımızla buluşturdunuz. Halkımızla bu güzel ortamı bizlerle buluşturduğunuz için ben sivil toplum kuruluşları adına size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün burada Erzurum'un cağ kebabını, kadayıf dolmasını, oltu taşını, küflü peynirimizi, Erzurum'un birçok yöresel ürünlerini halkımıza tanıtacağız. Başkanım, biraz sonra alanda halkımıza kadayıf dolması ikramımız da olacak. Erzurum, Türkiye'nin çimentosu, Cumhuriyeti kuran şehirdir. Erzurumlar her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almış, vatan savunmasında hep ön saflarda yer almış bir millettir. Vatanının, milletinin, ezanının, hilalinin, yıldızının, al bayrağının yanında hep yer almış bir millettir Erzurumlar. Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı, Şükrü Paşa'yı, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli Başkanım, dün akşam bu alan tıklım tıklımdı. Bir bayram havası vardı. Aynen bugünkü gibi. Değerli hemşehrilerim, bu program pazar akşamına kadar devam edecektir. Bu organizasyonda sizlere daha hizmet sunabilmek için yönetim kurulumla, kadın kollarımla, gençlik kollarımla sizlere daha iyi hizmet etmek için günlerdir çaba sarf ediyoruz. Sizlere hizmet, hakka hizmet düşüncesiyle yürüyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Değerli hemşehrilerim, bugün aramızda olmayan ve rahatsızlığından dolayı ameliyat olan belediyemizin de başkan yardımcısı Yakup Dalkılıç başkanımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dolayı şahsım adına, yönetim kurulum adına, gençlik kolları, kadın kollarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Emdat Bey'e çok teşekkür ediyorum. İstanbul Erzurumlar Dernek Başkanı Ferit Keser. Bizler... Selamünaleyküm. Öncelikle hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Sunucumuz için bir paragraf açmak istiyorum. Buradan bir insan olunca insanları gözlerinden tanıyor. Bunu da bize burada yansıttı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli valim, kıymetli kaymakamım. Artık bizden biri diyeceğim. Belediye başkanımız, belediye başkanı abimiz, kardeşimiz. Kimimiz abi, kimimize kardeş. O bizim içimizden biri. Belediye başkanımız, kıymetli eşleri. Sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, burada federasyon başkanlarımız var. Evet tabi STK başkanlarımız, dernek başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Tabi ki yarın dadaşları, küçüklerimiz, çocuklarımız. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bu güzel program için
Başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben de izninizle birkaç kelam etmek istiyorum. Diyor ya, sen Erzurumlusun, babaçsın belli, durulmuş, çekilmiş bir hançer kadar güzel. Sen davullar çalan da, bar başlayan da gel, bize nerede bir davul sesi, nerede bir bar başlıyor, orada oluyoruz, davet icabet ediyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Şu yönden mutlu ediyor, bizim tanıtacak memleketimiz için gerçekten çok malzeme var elimizde. Bunu İstanbul'da insanlarımızla 15 milyonla, 16 milyonla, 80 milyon Türkiye ile, 90 milyon Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Güzel de bir haber aldık tabii bu yıl içerisinde. 2025 yılı turizm başkenti olarak Erzurum seçildi. İnşallah bu da Erzurum'a büyük bir katkı sağlayacak. Dolayısıyla kıymetli başkanım, bugün burada bir turizm başkentini, adayını konuk ediyorsunuz. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Ve içimizden biri daha var. Tabii o da benden önceki konuşmamızdı. Konuşmacıydı, İmdat Kamacı. Ona da bir paragraf açmak istiyorum. Bundan yıllar önce biz 5000 insanı alıp Sıla-i Rahim yapıp Erzurum'a giderken beraberdik. Erzurum Spor Çalışma Grubu'nu kurduğumuzda beraber çalışmıştık. Erzurum Federasyonu'nda birlikte görev almıştık. Hem sivil toplumda ve 3 dönem Sultan Gazi Belediye'mizde yaptığı güzel hizmetlerle başkan vekilliği, meclis başkan vekilliğiyle güzel işleri imza attı. Bugün de bir STK başkanı olarak aramızda, ama buradan bir şey ifade etmek istiyorum. Bizi kesmez. Yani buradan muhakkak siyaseten yürümen lazım. Siyaseten bir yerlerde olman lazım. Birikmiş bir tecrübenin bir yere taşınması lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda da biz Erzurum Konfederasyonu olarak 7 federasyon ve 83 derneğimizle beraber Sultan Gazi'deki bu kardeşimizin her noktada olması için elimizden geleni yapacağız. Yani biz biliyoruz ki başkanın da kendisiyle çalıştığı yakinen biliyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir yola çıktık. Yani doyulur mu, doyulur mu diye bir şarkı var ya, türkü var ya, doyulmayacağını biliyoruz. Bu sebeple de bir Erzurum haftası olarak düşünürsek, işte bugün buradayız. İnşallah 17-20 Ekim günleri arasında da İstanbul'daki büyük Erzurum gününe buradaki tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. İnşallah kadim şehir güzel bir oturan bir ifadedir. Bizim ilk 2019'da kullandığımız ifadedir. Bu kadim şehri İstanbul'da tam anlamıyla tanıtmak, mutfağını, tarihini, kültürünü, sporunu, doğasını, hepsini buradan insanlarımıza anlatmak için biz buradayız. Birlik beraberliğimizi sağlamak için buradayız. Burada federasyonlarımızı, STK'larımızı görünce bu birlik beraberliğimizi sağladığımızı düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Bu sözlerle de konuşmamı sonlandırırken hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet başkan, çok teşekkür ederiz. Esenyurt'ta da çok beraberdik. Allah razı olsun. Kardeşimiz plaket getirmiş. Başkanım İmdat Bey bir plaket takdim edebilmiş her zamanki nezaketiyle. Davet etmiş olalım. Esenyurt'ta da çok kıymetli çalışmaları var değerli başkanımızın. Evet, her iki başkanımıza da muhabbet dolu alkışlarınızla desteğinizi görelim. Erzurumlar her zaman bir beraber. Yüce Allah bu birlik beraberliğimizi daim kılsın. Teşekkür ediyoruz. Yer Sultan Gazi, 81 vilayet ve burada kardeşlik. Abdurrahman Dursun'u hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Kıymetli başkanım, lütfen buyurun. Evet, çok kıymetli valim, çok kıymetli kaymakamım. Sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım ve bu organizasyonun başında olan kıymetli imdat kardeşim ve elbette yönetimi, bugün bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin kıymetli ilçe başkanları, AK Parti gençlik kolları ve kadın kollarımızın çok kıymetli başkanları, huzur evimizin çok kıymetli sakinleri, Ve burada bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli dadaşlar, nene hatunlar, kıymetli sultan gaziler, sultan şehrin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyor. Güçlü bir ilçe orası ve Erzurumların da biraz da doğunun çok güçlü olduğu için de sivil toplumda güzel hizmetler yapmaya, fedakarlıkla çalışmaya devam ediyor. Kıymetli başkanıma Sultan Gazi'ye geldiği için tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kıymetli başkanım. Kıymetli müftümüz aramızda.
bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hem mahalleleriyle ilgileniyorlar hem de bu tür organizasyonlarda bizimle beraberler. Anadolu Kültür Festivali kapsamı içerisinde bugün Erzurumlu Dadaşlarla Nene Hatunlarla bir aradayız. Beşincisini gerçekleştiriyoruz. Biz bu buluşmaları gerçekleştirirken, adına Kültür Festivali derken esasında şunu için ifade edelim. Evet, ezan okunuyor. Şöyle beraber dinleyelim. 1-2 dakika ezan bitimine kadar şöyle bir ara vermiş. Geçmiş dönemlerde esasında biraz daha süreyi uzatarak yaptığımız programlar bunlar. Ancak bu sene Ekim ve Kasım ayında 9 programla, 9 hemşeri programıyla bu programlarımızı neticelendirmiş olacağız. Bunu yapmamızın elbette sebepleri var ama önce Anadolu Kültür Festivali'nde neyi amaçlıyoruz? 5 senedir bunu bir silsile halinde getirirken neyi amaçlıyoruz? Onları ifade etmek isterim. Kıymetli konuşmacılar esasında konuşmalarında ifade etmeye gayret ettiler. Biz her yörenin, 81 vilayetin güzel insanların yaşadığı bir ilçedeyiz. Sultan Gazi'deyiz. Ve Sultan Gazi komşuluk kültürünün, mahalle kültürünün çok yoğun olduğu, dostlukların, arkadaşlıkların, komşulukların doyasıya yaşandığı bir şehir. Bizim sitelerimiz çok yok. Hala sokaklarda, mahallelerde yaşarız. Bir derdimiz varsa komşumuzun derdi bizim derdimizdir. Hukuku bizim hukukumuzdur. Varsa bir sıkıntısı onu çözmek için elimizden gelen gayret ederiz. Varsa yanında olacağımız güzel günleri, acı günleri her zaman onların yanında olmaya gayret ederiz. Şehir böyle yaşar esasında. Bir taziye olduğu zaman 3 gün, 5 gün taziyelerden çıkmayız. Düğünümüzde, nişanımızda, sözümüzde herkes birbirinin yükünü almaya, birbirinin güzel zamanlarını daha güzelleştirmeye gayret eder. Esasında bir Anadolu şehri Sultan Gazi. Anadolu'da nasıl bu ifade ettiğim hususları yaşıyorsak Sultan Gazi'de de aynı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Biz bu yönüyle Sultan Gazi'yi seviyoruz. Sultan Gaziler bir tatili olduğunda Ege kıyılarına, Antalya kıyılarına, Akdeniz kıyılarına gitmek için yol gözlemez. Erzurum'un dalışı, Erzurum'a gideyim, akrabalarımla, dostlarımla, nene hatunları buluşayım diye gayret eder. Adıyamanlılar Tütün'e gitmeye gayret eder, Malatyalılar Kayseri'ye gitmeye, Giresunlular, Ordulular Fındık'a gitmeye ve memleketin neyi varsa özlem gidermeye, memleketine gitmeye gayret eder. Memleketiyle bağı çok daha güçlüdür bu şehrin. Memleketine olan sevgisi, memleketine olan sevdası çok daha güçlüdür bu güzel şehrin, Sultan şehrin. Biz de bunu bu meydanlarda daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Her yörenin güzelliklerini buraya getirmeye, örf adetlerini tanıtmaya, gelenek göreneklerini burada yaymaya gayret ediyoruz. Tarihi varsa ki Erzurum bu tarihi kentlerin içerisinde en önemlisidir. Tarihini buralarda anlatmaya gayret ediyoruz. Yeme içme kültürü varsa burada onlardan örnekler sergilemeye gayret ediyoruz. Kıymetli katılımcılarla ve elbette burada bizimle partner olan dernek veya vakıflarla. Ve biz bunu çok güçlü bir şekilde yapmak için buralardayız, yapıyoruz. 5. senesindeyiz. Ve Erzurumlar her zaman bu programları yaparken çok güçlü bir şekilde yaptılar. Ben öncelikle tebrik ediyorum İmdat Başkanı ve ekibini. Bu süreçte emeği olan bütün kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Gönlümüz birlikte attığı zaman çok daha güçlü olacağımızı bu meydanlarda haykırmak. Bunun için gayret ettik. Bundan sonra da inşallah bu gayretlerimiz devam edecek. Bundan sonra başka programlarımız Kasım sonuna kadar devam edecek. Sevenlere İmdat Başkanı'nın yönetimleriyle birlikte başkanımıza bir fleke takdim olacak. Çayırova Erzurumlar Dernek Başkanı Bayram Bayır, Tepecik Erzurumlar Dernek Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Hasan Karataş, Erzurumlar Dernek Başkanı Rıfat Abada bizlerle, değerli başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli müftüm bizlerle beraber. Değerli hocam Allah razı olsun. Yine biraz evvel de bahsettik. STK'larda, gençlik kollarında görev yapan değerli dostlarımız var. Her biri birbirinden kıymetli. Sahnede olunca görüyoruz ki her bir değeri, Erzurum'un her bir değeri çok kıymetli bir yerde. Her birinin ayrı önemli bir görevi var. Rabbim yollarını açık eylesin. Kıymetli başkanımıza İmdat Bey. Evet değerli başkanım.
Teşekkür ediyoruz. Kıymetli komşularım, değerli Sultan Gaziler, Sultan Gazi'de Anadolu Kültür Festivali'nde bugün Erzurumlu kardeşlerimizle, Dadaşlarla, Nene Hatunlarla bir aradayız. Beşincisini düzenliyor Erzurumlular ve biz de 5 yıldır bu güzel organizasyona Sultan Gazi'de ev sahipliği yapıyoruz. Elbette beraber yapıyoruz. Çünkü Sultan Gazi'de birlik beraberlik demek, bu şehri oluşturan herkesle birlikte paydaş olarak devam etmek demek. Biz de sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflarla, derneklerle bir arada çok güzel programlar yapıyoruz. Anadolu Kültür Festivali'nde geçen hafta Malatyalılarla birlikteydik. Bu hafta Erzurumlularla birlikteyiz. Haftaya da Rizelilerle birlikteyiz. Kasım sonuna kadar devam edecek. Kasım sonuna kadar Anadolu'nun çeşitli vilayetlerini burada tanıtmaya, dostluklarını pekiştirmeye, özlemlerini gidermeye, tarihi alanları varsa tarihini tanıtmaya ve elbette yeme içme ile ilgili çok güzel hasretlerimiz var, güzel alışkanlıklarımız var. O yeme içmelerini burada özleyenlere göstermeye gayret ediyoruz. Elbette bizim için örf ve adetler, gelenek ve görenekler oldukça önemli. Bunu da burada sergilemeye gayret ediyoruz. Her vilayet kendi örf ve adetlerini burada sergilemeye, onlardan çeşitli payları burada göstermeye gayret ediyor. Ve bunlar bizim elbette vazgeçilmezlerimiz. Bir ve beraber olmalıyız bu güzel topraklarda. Birliğimizi yansıtmalıyız. Beraberliğimizi yedi düvele göstermeliyiz. Biz de Sultan Gazi özelinde üzerimize düşen payı bu şekliyle göstermeye gayret ediyoruz. Bu hafta yarın pazar günü akşamına kadar burada devam edecek. Ama önümüzdeki hafta çok daha hareketli bir şekilde Rizelilerle yine burada Anadolu Kültür Festivali'nin çok güzel görüntülerini görmeye devam edeceğiz. Sultan Gazi güzel bir şehir. 81 vilayetin güzel insanların yaşadığı güzel bir ilçe ve Sultan Gazi'ye İstanbul'da yaşayan bütün hemşehrilerimize davet ediyoruz. Bu güzelliklere Anadolu Kültür Festivali'nde yansıyan görüntüleri görmeye davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gönülden teşekkür ediyorum. Tabii biz 2 yıldır buradayız. Başkanıma gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehirlerimizin ayrımını yapmadan burada organizasyon yapmak isteyen tüm şehirlerimize, tüm derneklerimize her türlü desteği veriyor. Bizi insanlarımızdan buluşturuyor. Bizi hemşerilerimizden buluşturuyor. İnsanlarımızı bir araya getiriyor ve ben gerçekten başkanıma ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum ve bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için katılımımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamımıza da plaketini takdim ediyorlar. Bu arada yine Huzur Ev Müdürümüze bizler Leyla Hanım hoş geldiniz. Kıymetli büyüklerimiz bizler ellerinizden öpüyoruz efendim. Allah ömrünüze bereket versin. Huzur Evi'nden de kıymetli büyüklerimiz, annelerimiz bizlerle sağ olsunlar. Hoş geldiniz efendim. Hürmet ediyorum sizleri de. Efendim. Yine muhtarlar, dernek başkanımız Emrullah Özdemir, Emrullah Bey'i buraya davet ediyoruz. Yine bir plaket taktiğimiz olacak Emrullah Bey'de. Sayın Valimize katılımlarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yine dernek başkanımız, muhtarlar dernek başkanımız Emrullah Özdemir'e bir plaket taktiği olacak. Yine Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Yanık'ı davet ediyorum. Ahmet Bey'e bir plaket taktiğimiz olacak. Sayın Ahmet Yanık. Buyursunlar lütfen. Ve Konfederasyon Başkanımıza da dernek başkanımıza yine bir plaket taktiğimiz olacak. Ali Murat Ağla Bey. Evet. Sayın Valimize, kıymetli kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza, kıymetli hanımefendiye ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İkram kısmına geçeceğiz kıymetli ilçe başkanlarım. İkram kısmındayız. Evet. Kareye alıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Onur.
Sende miyiz? Efendim buyursunlar Sayın Valim, arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Onur. İkram kısmına geçiyoruz. Hareket var. Sandalye alabilir miyiz orada? Kaç tane? 2-3 tane. Lavaş isteyin. Abi lavaş getir. Lavaş var ya. Abi kestiler adam böyle mi oluyor? Abi kestiler de sonra ya. Boş tabak istiyorlar. Onları ver bana, boş tabak istiyor başkanım. Hani ayla, hani senin
gelsin arkadaşlar, beklemeyin. Buyruktakiler gelsin. Şöyle sıradan gelin. Abi, ben bu tarafa getireyim. Hadi görüntü alsak. Buradan girmeyin, buradan girmeyin sıraya. Evet başkan. Alabildim mi? Bakın, beklemeyin orada, devam edin. Bekleme, devam edin. Tamam, tamam, bu tarafa geçin. Olmaz, arkadaşa bakır yaptın. Arkadaşlar, kapatmayın orayı. Ablacım, buyur, devam edin. Abi devam et, oradan girmeyin, oradan kulüpten girin. Oh,
daha bulmasın. Tabii. Monte yutacaksın. Daha sonda zaten başkanım. Bir bardak suyla birlikte onu yutacaksın. Hepsini beraber yutuyoruz. Tabii. Organik. Kesinlikle. Dalımdan. Belli. Hepinize saygılar sunuyorum. Neymiş o? Bu da polenli. Aranın şöyle yüzünü, tepenin yüzünü sıyırıyoruz. Bu hale geliyor. Arılar buradan geliyor. Arılar yakında. Yani? Erzurum'dan getirmiyoruz bu arıları. Ve onlar burada kalıyor. Erzurum'dan balları balları buraya getiriyoruz. Arılar yok diye. Yani sirti biliyoruz. Çizim demeyiz. Yakında kadar yüksek şey fazla aşamadan kalkar. Yani. Aynen. Güzel eller bu işi bizim orada yapıyor. Organik sebzeler. Güzel bir kutu var. Yani şey değil. Kan damlarım o kırmızı yanağında. Başkanım, yanıyor diye alkışlanamıyor mu? Başkanım, yanıyor diye alkışlanamıyor mu?
Gözler şuradan kümeler, yok mu gözlüyor, gözler şuradan kümeler. Bak onu gözümden kalk.
Hemşehrilerim Sultan Gazi'de bir araya gelmişler. Böyle bir Erzurum günleri tertip etmişler. Biz de onların mutluluğunu paylaşmaya geldik. Burada hasret gideriyoruz. Hamdolsun hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlar. Bu dostluk, bu kardeşlik havası içerisinde birbirleriyle kaynaşmaları bizi de Erzurum'da mutlu ediyor. İstiyoruz ki büyük şehirlerde, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya gibi şehirde yaşayan Erzurumlular zaman zaman bir araya gelerek bu mutlulukları, bu dostlukları paylaşsınlar. Biz hep biliriz ki mutluluklar ve dostluklar paylaşılarak artar. Bunu da hamdolsun kardeşlerimiz bir araya gelmek suretiyle gerçekleştiriyorlar. Ben huzurlarınızda hemşerilerime, değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bir de şunu istiyoruz. Artık Erzurumlu mutlaka siyasetin belli yerlerinde olmalılar. Kültürel, ekonomik yönden önemli mevkilerde olmalılar. Çünkü Erzurumlu bir özelliği vardır. Erzurum vatanseverdir. Erzurumlu her kardeşimiz bir kahramandır. Hepsi bir, nasıl ki nene hatunlarımız varsa bizim İbrahim Hakkı Hazretlerimiz var. Hepsi birer İbrahim Hakkı Hazretleri konumundadır. Girişken, gittikleri yere birlik götürür, dostluk götürür, el açmaz, ekmeğini taşın üzerinde kazanır, alın teri dökerek kazanır ve sadece kendi yemez. Etrafındaki ihtiyaç sahibi vatandaşları da yediren bir topluluk burası. Onun için ben hemşerilerimle iftihar ediyorum. Benden bir, yine böyle bir yöresel derneğimiz bir şey istemişti. Kocaeli'nde demişti ki, başkanım biz senden bir şey istemiyoruz.
bizim şu günlerimiz var ya, kısa da olsa mutlaka buraya gelmeni bekliyoruz. Biz siz gelince arkamızda abilerimiz var, büyüklerimiz var diye böyle görüyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Hakikaten eğer bir fırsatım varsa, çok zor da değilse mutlaka bu günlere hem Konya'da hem İstanbul'da, Kocaeli'nde katılmaya gayret ediyorum. Çünkü biliyorum ki hemşehrilerimiz hakikaten biz garip bir topluluğuz. Yani bu tip toplantılarda da bir yanımızda olunca ondan büyük bir haz duyuyoruz. Ben de öyle. Onun için bugün çok kıymetli Sultan Gazi'deki dernek başkanımız ve arkadaşları bizi arayarak buraya davet ettiler. Ben de Ankara'dan koşarak geliyorum. Tebrik ediyorum. Gayet güzel. Çünkü burada yaşayan Erzurumlar, hatta çevre illerde ilçede yaşayan Erzurumlar hepsi buraya gelip hasret gideriyor. İşte yöresinin ekmeğini, ketesini, peynirini, lorunu burada bulabiliyor. Ben bundan dolayı tebrik ediyorum. Bunların devamını diliyorum. İnşallah şimdi Konya'da var. Konya'ya geçeceğiz. Haftaya burada var. Yeni Kapı'da, oraya geleceğiz. Bunları artırarak o birliklerimizi sağlayacağız. Dün biri bana diyor ki Erzurum'da yine böyle bir gece bir toplantısında, başkanım Erzurum sporumuzun işte örnek verir Rize Spor, Trabzonspor falan. Diyorum ki biz de inşallah o günleri yakalayacağız. Nasıl ki onlar böyle çoluğuna, çocuğuna, takımına, efendim derneğine sahip çıkıyorsa biz de inşallah birbirimize sahip çıkacağız. Zaten sahip çıkarsak ayakta oluruz. Birimiz ayakta olursa diğerleri de ayakta olur. İnşallah bunu şimdi kardeşimizin bir konusu var. Ben de destekliyorum. İlettim ama yeniden ileteceğim. Hatta şimdi fırsat bulursam arayıp burada sizin yanınıza da söyleyeceğim. Bizim arkadaşlarımız gelsinler. Çünkü bizim arkadaşlarımız bir yerlerde şahsi menfaat için değil, topluma ne yapabiliriz? Toplumu nasıl kucaklayabiliriz? Yöre insanlarını velhasıl 81 vilayeti bir araya nasıl getirebiliriz diye birliğe koşan arkadaşlarımız. Onun için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ben hep kardeşlerimin hem duasını aldık, hem desteğini gördük. Hep bizi bağrına bastılar. Hep bizi davet ettiler. Bizim de vazifemiz kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşmak. Onun için ben bugün kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşmaya geldim. Allah mutluyum. Mutluyum, huzurluyum. Ayarlısı. Burada Gıyasettin kardeşim adı ne oldu? Kaçtı mı yoksa? Burada. Gıyasettin burada mı? Evet. Tamam. Gıyasettin bundan 3-4 sene evvel beni aradı. Dedi ki başkanım artık senin vaktin geliyor. Seni İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapacağız. Ha, burada. Dedim ki Gıyasettin ben olunca sen ne yapalım? Senin yeter ki gel oradan aday ol. Sen orada oturman demek bizim oturmamız demek. Böyle bana şeyde bulundu. Onun için kol bizden olsun başkanım. Gıyasettin kardeşim ve hepsi Gıyasettin gibi vardı. Bir kardeşimiz vardı Eyüp'te başkanımız. Allah mekanını cennet etsin. Cahit Özarslan kardeşimiz. Hakikaten adı gibi mücahit bir kardeşimizdi. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle ayırt etmeden her Erzurumlu ilgilendirdi. Erzurum'u taşarak 81 vilayette ilgilendirdi. Böyle bir kardeşimizdi. Allah mekanı cennet etsin. Ben onda birlik gördüm. Ben onda dostluk gördüm o kardeşimizde. O gelirdi şişman halına rağmen. Böyle nefes nefese. Nefes nefese. Büyük bir heyecan vardı. Ömrü kısaydı. Aramızdan ayrıldı. Ona buradan dua ediyoruz. Kabri cennet bahçelerinin bir bahçe olsun. Mekanı cennet olsun. Mevlam taksiratını affetsin. Hepimiz insanız. Hatalarımız oluyor. İstese de istemesek de. Mevlam kardeşimizin hatalarını affetsin. Yeri doldurulamayacak bir kardeşimizin. Hakikaten Eyüp'te de büyük bir saygınlığı vardı. Yani hangi insana gitsek, hangi partiye gitsek, farklı partide de olsa mutlaka bir şey vardı, ağırlığı vardı.
Ve o 250 kardeşimizi işte Gıyasettin ve Cahit, ben ona Mücahit diyorum, o Cahit değil Mücahit, kardeşimiz gibi oralara yerleştirdiler. Orada bizi Alevi derneklerine götürdü kardeşim. Hem kaynaştırdı ve büyük bir kaynaşma oldu insanımız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bu toprakta yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Yeter ki bölücü olmasın. Yeter ki yıkıcı olmasın. Bu vesileyle ben bu günlerin hayır olmasını temenni ediyorum. İnşallah haftaya da yine kapıda buluşma dileğiyle diyorum. Buradan herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Başkanım, Gündert Başkanımız Sultan Gazi'de sevilen sayılan bir başkanımız. Değerli evet. Başkanımız. Az önce sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili de biz dün kendisine şey demiştik. Sultan Gazi siyaseti imdad ediyor diye. İnşallah böyle bir maçta gireceğiz. Sultan Gazi'nin imdadına Gündert Başkan yetişecek. Teşekkür ederiz. Telefonu bir ver.